Altın Rehber TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Bakırköy'de bulunan Este Natura'dayız ve yanımızda Profesör Doktor Ali Gürlek var. Kendisiyle tepeden tırnağa estetik hakkında konuşacağız. Öncelikle Este Natura'yı ve sizi tanıyabilir miyiz? Este Natura 2009 yılında kuruldu. 2009 yılından beri bu adreste hizmet vermekte. Ben 1988'de plastik cerrahiye başladım. 1983'te tıp fakültesini bitirdim. 94-2008 arası Malatya Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Profesör olarak emekli oldum. 2008'den bu tarafa da İstanbul'dayım. 2009'dan bu yana da Este Natura'yı çalıştırıyoruz. Plastik cerrahinin çeşitli alanlarında araştırmalarda bulundum. 3 yıl kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldım. Burada genel estetik cerrahi ve rekonstrüktif mikrocerrahi alanlarında çeşitli araştırmalarda bulundum. Bugün 80'in üzerinde yurt dışı yayınım var. Bunun dışında Türkiye içerisinde ONEP Plastik Cerrahi Merkezi'nde 6 ay bir fellowluk yaptım. Daha sonra da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bilgi görgü artırmak amacıyla ziyaretlerde bulundum. Tepeden tırnağa estetik dedik. Neler yapıyorsunuz estetik? Tepeden tırnağa estetik diye başlayınca baştan başlayacağız. Saç ekimi yapıyoruz. İşte ben ön tarafım ekmedir saçımı görüyorsunuz. Bunu da kendi ekibim tarafından ekilmiştir. Birincisi bu. İkincisi yüzde kaş kaldırma, alın germe, yüz germe, yüz gençleştirme. Bunları hem ameliyatlı hem ameliyatsız olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca göz kapağı ameliyatları, göz torbalarının alınması, bakışların değiştirilmesi, burun ameliyatları hem estetik hem fonksiyonel bunu yapıyoruz. Dudak kalınlaştırma veya yüzde boyun germe, boyundaki gıdının alınması bunların hepsini hem ameliyatlı hem ameliyatsız olarak yapıyoruz. Aşağı doğru indiğimizde, gövdeye indiğimizde göğüsler büyük problem. Sarkmış göğüsleri dikleştirme, çok büyükleri küçültme çünkü bunlar ağrı, omuz ağrısı, sırt ağrısı ve kahmurluk yapar. Olmayanları hem fazlası zarar hem azı zarar. Olmayanlara da protezle veyahut da vücudundan yağ alarak bu yağlarla memelerini büyütebiliyoruz. Daha aşağı indiğimizde karındaki fazla yağlar, sarkıklıklar, özellikle doğum sonrası sarkıklık ve çatlaklar ameliyatla ya da ameliyatsız olarak ortadan kaldırılabilir. Yağ birikintilerini liposakşın, lazer lipoliz ve yaparak bunları ortadan kaldırmamız mümkün. Biraz daha aşağı indiğimizde genital bölgede estetik cerrahi girişimleri bulunuyoruz. Dudaklardaki büyüklükler, buruşukluklar ve şekil bozukluklarını düzeltmek mümkün. Ayrıca genişlemiş vajenleri daraltmak mümkündür. Erkeklerde de yine penis üzerinde bazı estetik ameliyatlar, kalınlaştırma ve uzatma ameliyatları yapabiliyoruz. Bunun dışında ben kadından erkeğe, erkekten kadına cinsiyet değişikliği yapıyorum. Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mahkeme kararı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlarda da direkt ameliyat edebiliyoruz. Daha aşağı indiğimizde bacaklarda sarkmalar, yağ birikintileri, bunları liposakşınla uzaklaştırmamız mümkün. Sarkmaları germeyle, ayrıca lazer ve diğer tekniklerle bacakları sıklaştırmak mümkündür. Çarpık bacaklar büyük problemdir. Çarpık bacakları da yağ enjeksiyonu ve protezlerle düzeltiyoruz. Ayrıca ince bacaklar, kalın bacaklar için de çözümlerimiz var. Kalın bacaklarda liposakşın, özellikle ayak bileklerinin inceltilmesi ve bacağın bir inceltilmesi yöntemini, yolunu liposakşın ve lazer lipolizle halledebiliyoruz. Bunun dışında çok ince bacakları da kalınlaştırabiliyoruz. Estetikte peki seyircilerimize neler önerirsiniz? Nasıl bir estetikte neleri tercih etsinler? Şimdi doğal olmayı tercih etsinler. Yani yapılan estetik ben estetiğim diye sırıtmasın. Kendilerine yakışanı ve doğal olanı istesinler ve onun yaptırma yoluna gitsinler. Ben şahsen aşırı isteği olanlarda yani doğalın dışında isteği olanlar pek ameliyat yapmıyorum. Çünkü bu yaptığınız işin sonucuna bir imza atıyorsunuz. İmzanızı da iyi yere atmanız lazım. Bu nedenle eğer şey değilse, hastanın istekleri benim sınırlarımı zorluyorsa ben ameliyat yapmıyorum. Son olarak cinsiyet değiştirme ile ilgili de ameliyatlar yaptığınızı öğrendik. Bunda nasıl yol izliyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi bunda dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında hakim kararına ihtiyaç var. Diğer vatandaşlarda sorun yok. Burada önemli olan şey şudur. Bu hastanın
hangi cinsiyette yaşayacaksa o cinsiyete uygun olup olmadığını psikiyatrik bir heyet tarafından kararlaştırmasıdır. Çünkü bu geriye dönüşümsüz bir olaydır. Gerçi geriye de çevrilebilir ama siz üretken bir hali, üretken olmayan bir hale dönüştürüyorsunuz. Dolayısıyla burada önemli olan ruhsal yapısının çok iyi belirlenmesi lazım. Çünkü bu bir hastalıktır. Bunu hiç anormal görmeye gerek yok. Bu bir hastalıktır sonuçta. Bunun da tedavisi budur. Bedenine uygun olmayan bir cinsiyette yaşamayı istiyorsa bedenini o hale getirmek lazım. Ama burada dediğim gibi psikiyatri raporu, o kişinin psikolojik durumu çok önemli. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese mutlu günler dilerim. Yani sıkıntısı olanı bugün, yani vücuduyla ilgili problem olanı bugün çözmek mümkün. Eğer normal sınırlarda doğal yapıya uygun bir şey istiyorsa bunu düzeltmek mümkündür. Herkese mutlu günler, sağlıklı günler dilerim.